الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون İyi bilin ki Allah'ın dostlarına, veli kullarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. 10. surenin 62. ayet. Ela inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lahum yahzenun. Buradan 450 mektubattan okuyacağız. 6. telbih 3 noktadır. Evet. Birincisini okuyorum. Birinci nokta. Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini sünnet-i seni itibadır. Sünnet-i seniye ittibadır. Yani amal ve harekatında sünnet-i seniye düşünüp ona tabi olmak. Bir de okuyorum. Yani amal ve harekatında sünnet-i seniye düşünüp ona tabi olmak ve taklit etmek ve muamelat ve ef'alinde ahkam-ı şeriyi düşünüp rehber ihtiyaz etmektir. Şimdi sünnet-i seniye kendi dışında bir hayat tarzı. Senin hayatının dışında bir şey. Bir başkasının, yani peygamber dahi olsa başkası. Onu yaşamak. Yani kendini yaşamamak. Peygamber böyle dedi, peygamber şöyle yaptı, peygamber böyle yedi, peygamber böyle giyindi. Ne yapıyorsun? Kimi yaşıyorsun? O zaman ne yaşıyorsan o oluyorsun. Hani var ya hadiste bir millet diyor, hangi bir kişi hangi millete benzerse o onlardandır. O olur yani. Mesela şarkıcıya benzer, efendim veya başka sporcuya, şuna buna yavru taklit eder. Odur artık. Yani sureti değil ama sireti aynı. Sireti becaiş ediyor. Birbirine dönüşüyor. Hani vardı ya, Peygamberimiz Aleyhisselam geçmiş ümmetlerin helak olmalarının sebeplerini görmüştü Miraç'ta. Sonra Allah'tan kendi ümmetinin geçmiş kavimlere yaptığı muameleyi yapmamasını yalvardı. Yani o geçmiş ümmetlerde insanlar domuza döndürmüş, yere batırmış, domuza, yılana, çakal, yani ruhu nasılsa öyle yapmış. Allah kabul etmiş. Fakat Peygamber Aleyhisselam şeyi söylemeyi Allah hatırına getirtmemiş. Ruhunu da öyle yapma dememiş, istememiş. Onun için şimdi insan suretinde çok çakal var. Yani öyle bir isnat etmiyoruz. Çakaldır ha. Ruhu çakal. Mesela hakkı gördüğü halde inat edenin ruhu nedir? Hayvanda. Buna eşek derler. Çünkü yük taşır. Birisi yüklemiş ona ve ona ısrar ediyor. Ruh eşek, hakkı gördüğü halde batılda ve yanlışta ısrar etmek. Nasıl olur bu? Bunu okuyor, yılan da su içiyor, zehir akıtıyor, arı da su içiyor, bal akıtıyor. Yedikleri aynı. Ama onu dönüştürüyor. Bu dönüşünce iki tane fıtrat var. İçeriye gireni başka şeye dönüştürmek. Anlıyor musunuz bunu? Bak. İçeriye girenle
başka şeye dönüşmek. İkinci fıtrat çok korkunçtur. İçeriye girenle dönüşüp değişmek. Korkunç işte. O artık iflah olma. Onun adı zicir tokatıdır. Latife mi yapıyor abi bunu dönüştürmeyi? İksir yapıyor. İksir yapıyor. Bir de maye mi? Maye, maye şey yapar. Mesela değiştirerek dönüştürür. Maye. Değiştirir, dönüşür. Yani süt, süt değil artık, yoğurt. Mesela iksir ise değişmeden dönüştürmek. Mesela nedir o? Adam namaz kılmıyordu, namaz kılmaya başladı. Değişti ama dönüşmedi. Fıtratı duruyor. Mayede fıtratı değiştiriyor. Şimdi sünnet-i seniye seni dönüştürerek değiştirmek. Aslın. Eğer bozulmuşsan bu. Seni değiştirerek dönüştürüyor. Fıtratı bozulmamışsa değiştirmeden dönüştürmeden değiştiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine kendisi uyuyor. O Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesi kendi doğasından, insanlığından, erkekliğinden, ne bileyim kul olduğundan çıkmıyor. Yaşından çıkmıyor. O ona öğretiliyor, o da yapıyor. Evet. Erkeklikten çıksaydı, yani beşeriyetinin tezahürü olsaydı sünnet-i seniye, kadınlar taklit edemezdi. Çünkü zaten yasak. O zaman ondaki yapı, sistem, işletim sistemi aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani orada inşa var. Toprak gibi. Peygamber böyledir. Bunu sökün, başkasını dikin, o da olur. Başkası dikin, o da olur. Başka dikin, o da olur. Peygamber böyledir. Dönüştürerek değiştiriyor. Dönüşmek ne demek abi? Dönüşmek. Beşeriyetten çıkıp hissiyat insanın ruh seviyesine çıkmak. Aslına dönmek. Fabrika ayarlarına geri dönmek. 10 seneden beri diyorum ya, fabrika ayarları, fabrika. Adamlar şimdi bununla kitap yazmışlar. Bu isimle. Fabrika ayarlarına geri dönmek. Fabrika ayarlarına geri dönmek. Yani dönüşüm bu. Fıtratını buluyor yani. Aslını buluyor. İki türlü fıtrat var. Fıtratı seniye, fıtratı selime. Kelemene. A, B, C, Ç düşün. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N. Niçin anlatıyorum biliyor musun bu kadar? Bu kadar uzatıyorum ki temelde otursun, ezber olmasın bu dersi. Bak ABCC'yi okudum. K, L, M, N. K, L, M, N. Ne önce midir, L mi önce midir? L ve N. Lüleburgaz'da, Niğde. Hangisi önce sonradır? K-L-M-N Kastamonu, Lüleburgaz, Manisa, Niğde. Değil mi? O-Ö-P diye gidiyor. Niye uzattım? Kastamonu, Lüleburgaz, Manisa, Niğde. K-L-M-N Fıtrat-ı Selime'le aslı fıtrattır. Baş. Fıtrat-ı Seniye sonradan kazanılan bir fıtrattır. Oldu değil mi? Unutulmaz da. Fıtrat-ı Selim'e, Selim, S-K-L-M-N, yani aslı fıtrat, aslın, ikinci değil, birinci olan. Fıtrat-ı Seniye, K-L-M-N, Niğde, Seniye, ikinci fıtrat, kazanılan fıtrat,
İşte bunu Allah Resulü dönüştürüyor. Lüleburgaz'a dönüştürüyor. İşte velayet, vilayet, şehir düşünün. Vali, evliya, o vilayetin, o şehrin sahibi. Velilik demek vilayet sahibi, velayet sahibi. Yani şehrin sahibi. Her bir bina bir histir. Bu hislerin ne hakim birisi olduğu zaman bunun adı vali olur. Kim bu çünkü? Bu vilayet sahibi olduğu için velayet sahibi oldu. Bunu da simgeyi kullandım ki ezberleyin diye. Velayet vilayettir. Eskiler Osmanlıca vilayet geçer. Şehrin sahibi, hakimi, idarecisi. Şimdi bu şehrin hakimi, valisi sünnet-i seni olursa bütün evler ne olur? Her bir ev hissiyat olur. İşte vali başbakandan gelen emirleri uygularsa sadık vali olur. O şeyde maksat velayet sahibi demek o vali, o şehre hakim, o evlere onun direktifiyle, onun onayladığı televizyon programları geliyor vesaire. İşte velayet sahibi bu demek. Vilayet sahibidir, vilayet. Hislerine sahip olan mıdır? Evet. Vilistan'ı kontrol etmiştir. Nasıl etmiş? Bu kadar anlattım, şimdi bir de okuyorum. Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, benim en çok alakadar eden, yani şu andaki yaşım itibariyle veya gelişen hadiselerle beni en çok meftun eden istikamet. Yani en güzeli peygamber davranışlar insanlık içinde bir sürü davranışlar var. Karmaksın var, Mao'nun var, Tao'nun var. Budizm var, Tao'nun var. Nisan'ın var. Nisan. Ondan sonra Türkiye'de olan Isuzu. Bunlar araba markası ama öğretidir bunlar, dindir. Dinlerdir. Asya'da bunlar dindir. Dinlerin ismini koymuş adam. Tamam. Vesaire. En güzeli, en mustakimi, en istikametlisi. Yani güzelle, en güzeli diyor bak. Güzeller var ama en güzeli bu. En mustakimi, en parlağı, en zengini, sünnet-i seniye ittibadır. Yani amal ve harekatında amal neden? Ameller ve harekatında sünnet-i seniyi düşünüp ama onu düşünüp ona tabi olmak ve taklit etmek ve muamelat. Abi samimi değilim ya işte ben içimden gelen değil. Onun için zaten taklit edeceksin. Biz kopyala yapıştırırız. Taklit etmek ve muamelat ve efalinde ahkam-ı şer'i düşünüp rehber ihtiyaz etmektir. Bu sefer bu insan kendisini yaşamıyor. Bu işte hiç dini biliyor demektir. Ne olur? İsmi azama mazhariyete doğru gidiyor. İşte bu ittiba ve iktida yani ittiba tabi olma İktida o olma. Vasıtasıyla adi yani normal sıradan ahvali, hallerini, örfü muameleleri ve fıtrı hareketleri ibadet şekline girmekle beraber her bir ameli sünneti ve şer'i o itibar noktasında düşündürmekle bir tahattürü hükmü şer'i veriyor. Ben hem okuyorum hem düşündüğüm için kese kese şey yapıyorum. Bir de okuyorum. İşte bu iktida ve iktida vasıtasıyla yani
Tabi olarak kendinden sıyrılmak. Onu yaşaya 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 artık adet oldu. Sen de onu yaşıyorsun. Haberin yok ki. Ne olur? Adi yani sıradan olan hallerini, fiillerini ve örfi şeyleri din olur. Adam din o din olmuş yani. Bütün hayatı din olur. Örfi muameleleri ve fıtri hareketleri ibadet şekline girmek de ama ibadet oluyor. Yani gene aynı şeyi yapıyorsun. Ayakkabı giymeyecek miydin? Sağdan giydin. Yemek yemeyecek miydin? Besmele ile başladın. Değil mi mesela? Eşeği çıkarmayacak mıydın yatarken? Resulullah derdi ki aleyhissalatü vesselam, çıkar besmeleyi katlayın ve asın besmele ile. Tamam. Yatmayacak mıydın? Yatacaktı. Yatıyorsun, Resulullah abdesti yatardı. Sağına dönerdi. Sağına böyle dönerdi düşün, ondan sonra dön. Ne tarafa dönersen dön. Adi muamele din oluyor. Her şeyin ibadet oluyor senin. Abi dediniz ya yapa 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 şey oluyor. Benim aklıma siz bir ara şey diyorsunuz. Hani su yumuşaktır ama gele 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 vura 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 artık kayaya geliyor. Fıtratı demek ki evet. Değiştiriyor. Aynen öyle. Sert Karadeniz'in kayalıklarını su vura 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 oyuyor. Yapa 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 artık o oluyor. Yani zor bir şey değil. İlk önce bir başla. Bak abdestli su içemez hale gelirsin. Çıkamazsın yani. İstesen de çıkamazsın evden. Yapa yapa artık hayatın din oluyor. Peki ne demek bu biliyor musunuz? Artık burada dünyayı kastediyorum. Orayı yaşıyorsun. Hayatın hep oraya mal oluyor ya. Sanki orada yaşamışsın gibi oluyor. Sen de ahirettesin. Çünkü hep ahireti yaşıyorsun. Burada. O zaman burası orası oluyor işte. Anladık mı burayı bir de söyleyeyim. Yani mesela sen ahirete gitsen tekrar dönsen nasıl yaşardın? Resulullah'ın sünnetine uyardın. Değil mi? Çünkü Peygamber Aleyhisselam sünneti burası için değil sırf. Mazi, müstakbeli hepsini kuşatıyor. Dünya ve ahiret her şeyi. Yani fıtrat asliyedir. Şimdi orada geçerli olan ahvali burada yaşıyorsun. Yani oraya mal olan hayatı yaşıyorsun. Dün akşam dediniz ya aradaki farkı ne kadar aza indirirsek. O kadar yani. Mesela dünya hayatıyla ahiret hayatını şartlarını orada geçerli olan hareketlerle burada yaptığın hareketler arasındaki fark ne kadar aza indirirsen ölüm denen bir şey olmaz. Ölüm korkusu olmaz. Çünkü niye? Sen zaten orayı yaşıyordun. Fark yok ki şimdi. Ha oradasın, ha buradasın. Yani orada geçerli akçeyi, orada geçerli davranışları, makbul olan şeyleri burada yaşamıyor musun? Orada yaşasaydı nasıl olacaktı kabirde, berzahta? Onu burada yaşıyorsun. Onu burada yaşayınca Mesut, burası orası oluyor. Nereyi, nerede yaşıyorsan sen oralısın. Nerede olduğun değil. Nerede neyi yaşıyorsan, burada buraya yaşıyorsan buralısın. Burada öteleri yaşıyorsan oralısın. O zaman sen zaten geçmişsin. Çünkü oranın hayatını ve kabire girdin. Allah Allah. Millet oruç tutuyor ya veya orucun faziletini yaşıyor. Namaz kılıyorlar, ahlak, adibideleri, mükemmel şey, İmam-ı Rabbani'ler, Gazaniler. Demezsin ki zaten böyle olacak diyor Resulullah buradaydı zaten. Sen burada öyle demedin. İmam Rabbani'ler orada, Gazaniler, Bediüzzamanlar orada. Ne orada kabinin bir tarafındadırlar. Tamam aynı buradaki güzellikleri orada da aynı yaşıyorlar. Aynı şey, değişen bir şey yok yani. Yok şaşırma yok. Allah Allah. Bu nereye geldik ya? Subhanallah. Müslüman demez. Zaten buraya inanmıyorduk.
İnandın bir yere gittin. İnanmadın bir yere gitmedin ki. Buz bizi aldatıyor abi. He? Buz bizi aldatıyor. Ne demek bu? Yani İmam Rabbani, İmam Gazali, sonuçta bunların hepsi esma değil mi abi? Biz öyle baksak aslında hepsi... Tabii. Yani şimdi buradaki amellerimiz orada feyiz olarak gözükecek ya. Namazlar, oruçlar burada. Ama bunun hakikatleri orada. Suretleri burada. Orada namaz yok. Hakikati var. Burada elhamdülillah elmayı yersin, elhamdülillah dersin. Orada elhamdülillah yersin. Şaşırmasın. Yani şaşırmak kim olacak biliyor musun? Hey, Allah Allah. Bunlar kim yahu? Uuu. Ne diyorlar onlar ya? Allah Allah toplanmışlar. Sohbet ediyorlar. Burası neresi ya? Kim der bunu? Ahiretle alakası olmayan, dünyada yaşayan bir tiptir bu. Ahireti burada yaşıyorsa, ahireti burada yaşıyorsa, nereye gidecek ki? Zaten orada. Yaşarken gitmiş. Bu ölmüş zaten. Orayı yaşıyor çünkü. Bu ölmüş. Ölmeyecek o zaman. Burayı, burada yaşayanlar ölecek. Burada, burayı yaşayanlar, dünyayı dünyada yaşayanlar, hevesatına tabi olanlara, nefislerine tabi olanlara müjdeler olsun. Ölecekler. Dünyada nefislerini değil, ruhlarını, öteleri yaşayanlara müjdeler olsun. Tahvili vücut, itlak ruh olacak, tebdili mekan olacak, pasaportunu alacak, o kadar. Onlara şu olacak dedi Allah. Ela inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lahum yahsenun. Bu olacak. Yani iyi bilin ki Allah'ın dostlarına, veli kullarına korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Aa, nereye geldik? Eyvah! Dünya bitti ha? Vay be! Veya kanser oldu. Doktor dedi ki 3 ay. Vay! Ömrüm bitti. Müslüman öyle demez. Olsaydı da aynı şeyi yaşayacak. Kanserden önce ne yaşıyorsa, kanser olmasaydı da öyle yaşayacaktım. Yani bir Müslüman, bir nur talebesi kanserden sonra hayatı değişmiyor ki. Yine aynı. Şimdi şöyle düşünün, ben kendim şey yapıyorum. Ben kendimi de herkes kendisini yapsın. Vefat ettim. Bir gün orada kaldım, geldim. Ne yapardım ben farklı olarak? Aynı şeyi yaşayacaktım. Tam da ne yapacaktım ki ben başka? Her gün cüzümü okuyorum. Daha çok yapardım. He? Daha çok bu sefer olmaz o. Niçin daha çok olmaz biliyor musun? Mesela vücudu yıpratırdın. Bu sefer bir ay kullanacağın cesedi 15 günde bitirirdin. Şimdi geldim, Kur'an okurdum. Okuyorum zaten. Geldim oradan, namaz kılacaktım. Zaten kılıyorum. Geldim, televizyon, internetlerden, haberlerden kesinlikle uzağım. Zaten uzağım. Oruç tutacaktım. Tutuyorum zaten. Haramdan kaçıyorum. Elimden geldiği kadar belki orada biraz fazlalık olur. Daha dikkat olurdu. O dışarı çıktığım zaman. Yani niye şaşıracağım ki başka ya? Minimum. He? Fark edemem. Ya yani ne yapacağım ya? Başka ne yapabilirim ki? Abi daha şeyi yapacak uyumasan bir senelik, bir aylık cesedi 10 günde bitirirsin. O zaman da doğru olmadı. Bir ay kullanacağın cesedi 10 günde bitirirsen bir aylık sevap da gitti. İnanıyorum biraz takvada daha kaliteli olurdu. Yani peki ne anlatmaya çalışıyorum? Arkadaşlar buradayken orayı yaşayan buranın ölüsü demektir. Bu adam öldü. Bu adam öldüyse ölmeyecek bu. Zaten öldü. Ölene ceza verilir mi? Ölen öldürülemez ki zaten. Hey gömmeyin onu. Niye? Adam asıldı ya. 2 senesi de var. Lan 2 sene adam asıldı. 2 sene morgdaki cesedi 2 sene nasıl ceza vereceksin? Adam buradayken zaten burayı yaşamıyor. Buranın ölüsü demektir. Sünnet-i seniyi yaşamayan, sünnet-i seniyi yaşayan kendisini yaşamıyor demektir.
O zaman kendisi ölmüştür. Çok ilginç. Yani ölümün çaresi. Ölüm gelip ne yapacak? Dedim ki, İsmail dayı son şeyleri kanser. Ya Allah şimdi sana şey verse ne yapardın? Unutmuyorum gençliğim. Dedi ki, yeğenim ben yaptıklarımdan pişman değilim ki. Aynı şeyi yapardım. Dedim, dayı ders yapar mıydın bize? Ben de 16, 17, 18 yaşlarında. Yeğenim bundan sonra artık siz yürüyeceksiniz. Hiç yapardım da demiyor ki. Adam işi bu zaten. Vay be. Bir gün dere gelmiş, odun indirmişler. Bizde dağ ya Karadeniz, yol, araba yok ki. Orman keserler, böyle yuvarlarlar nehire. Nehir gelmiştir yağmurda. Ona dökerler, nehir bunu götürür denize. Denizde de orada karaya çıkarlar, satarlar, un alırlar. Şey, un değil, şeker alırlar, tuz alırlar vesaire. Bu adam bunları yapıyordu. Her erkek yapamıyor. İşte bazen parayla tutuyorlardı vesaire. Bu odunu sat. Ben o odunların içinde çalışan bir adamdı bu. O hiç unutmuyorum. O kadar etkilemiş ki fırtına gelmiş, dere akıyor. Ben 18 yaşlarında bir şeyim veya 19. Dere gelmiş. Odunu atmışlar komple 15-20 tane insan. Dere kıyameti koparıyor. Düşsen sen bittin zaten. Onlar usta. O ağaçlar belim kadar böyle odun, keresteler ya. Nehire gidiyor. Nehire indiriyor. Nehirden ondan sonra şey denize. Denizden sahile çekiyorlar. Yiyorlar, satıyorlar. Bununla geçim yapıyorlar. Öğle namaz. O odunların arasında çıktı o derede. Ne kadar etkilemiş beni. Çıktı, yola çıktı. Her taraf acayip. İsmail dayı yani. Allahu Ekber. Dere akıyor. Orman gidiyor. Bakıyorum ormana. Aşağısı dere akıyor. Adam köprünün üzerine. Tam da köprünün üzerine ha. Allahu Ekber durmuş. Ve o diyor ki kanser olduktan sonra. Yeğenim, ben hayatımdan pişman değilim ki. Neyi farklı yapacaktım ki? Bak sahiplenmiyor. Ha, adam gibi yaşadı mı insan? Hiçbir korku olmuyor. Vahşet olmuyor. İnsanda dehşet olmuyor. Kimsesizlik olmuyor. Kalbinde onlar var. İmam-ı Rabbaniler geliyor. Gündelik hayatında. Bediüzzamanlar geliyor. Allah 70 defa ziyaret ediyor. Ondan sonra sekerat da senin bildiğin gibi değil. Meclisler geliyor. Ondan sonra hastaya diyorlar ki kadınlar şunlar özürler çıksın. Ona diyor hasta çıkın toparlanın örtünün. Peygamber geliyor, ustad geliyor dikkat edin. Hiç kimse bir şey gördü yok. Sayıklıyor zannediyorsun. Sayıklamıyor. O artık hakikate geçti. Perde kalktı. Aynı doğru. Gazali geldi, Rabbani geldi. Ustad geldi. Ona ilk önce ölmeden önce ona hoşamedi yapıyorlar. Onu hazırlıyorlar. Onlar varken kenarda çünkü bırakmıyorlar. Şeytan orada ya imansızlık yapacak. Bunu çeviriyorlar. Giremiyor. Azrail Aleyhisselam'a kanal açıyorlar. Tak buyur diyor. Kesinlikle bunun etrafını sarmışlar. Ondan sonra tak hiç alıyor ne demek? Ruh ölmüyor ki. Ruh cesetten alıyor. Nasıl alıyor? Zaten ruhtan çıkmıştı ruh. Cesetten çıkmıştı. Yani bedene hakimdi. Adam namaz kılıyor. Adam oruç tutuyor. Haberlerle uzağı yok. Uzak yani. Zaten gelmiş, kıvama gelmiş ruh. Hastalık da var. Tak. Nasılsın kardeşim diyor. Selam veriyor. Allah'ın selamını veriyor. Alıyor. Ondan sonra onunla mülaki oluyorlar. Şeklini bilmiyorum tam. Ondan sonra gidiyorlar. Hop. Burada bu. Orada hayat. Bunun içinde ben çıkarsam ne olur bu? İyi olur.
Kirlenince çıkaracağım da. Sünnet-i seniye yaşamak ruhunu yaşamaktır. Aslını yaşamaktır. Fabrika ayarlarına geri dönmek. Arkadaşlar oyuncak zannetmeyelim. Sünnet-i seniye bir dam böyle sıradan bir sıradanlık değil. Seni tereddütlerden kurtaran, sahipsizliklerden, vahşetinden, dehşetten seni alıkoyan, nehirden çekip çıkarandır. İlginç bir şeydir. Allah Resulü de buna uyuyor. O tahtur ise onu düşünmek sahibi şeriatı düşündürüyor. Yani insan aleminde kim uyar? Allah bizim için ne ifade ediyorsa sünnet-i seni o kadar değerli oluyor. O tahtur yani Allah bu sefer sahibi şeriatı düşündürüyor. Allah senin için ne ifade ediyorsa o zaman hayatına tesir eder. Allah hayatında pek mühim değilse, yani Allah senin için ne ifade ediyor? Fazla mühim değilse hayatına yansıma olmaz. Namaz yok, oruç yok, şu yok, bu yok. Senin için Allah nedir? Yani sorduğun zaman hatırlıyor. Yani tövbe estağfurullah, 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 haşa. Allah kullanılan lastik değil, istepne lastik. Lastik patlayınca takılan bir lastik. Bagajda bulunan lastik gibi. Ne demek o? Cenaze olur, düğün olur, hasta olur, kanser olur. Derdimiz olunca müracaat edilen bir şey. Buna istepne lastik diyorum. Patlayınca takarsın. Patlamayana kadar şeyde, garajda durur veya bagajda durur. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'a hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. Yani Allah'a hatıra getirmek huzur veriyor. Huzur ne demek? Hazır oluyor. Neyi düşünüyorsanız oradasınız veya o orada. Huzur hazır olandan ortaya çıkar sende. Allah sende hazır olursa sende huzur olur. Ama telefon ediyor. Alo. O hiç kimse yok ya. Telefon. Hemen bir sekreter giriyor. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Kaplama alanın dışında veya telefonu kapalı. Daha sonra arayın. Öyle mi? Öyle mi diyor? Hani haşa haşa. Allah da arıyor kulunu 70 defa. Arıyor. Sekreter giriyor. Yani benim nefsim. Ya Rabbi. Bu adam rahmetin kapsama alanın dışında. Şu anda rahmetinle ulaşılamaz. Daha sonra ara. Allah arıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zır zır. Kaldıran yok. Kaldıran yok. Ya Rabbi. Sana kapalı. Şimdi seninle başkasıyla görüşüyor. Seninle görüşme zamanı yok. Ama bana vakit vermiştim. Randevusu vardı. Sana zamanı yok ya Rabbi. Sana zamanı verene zamanın yok. Öyle mi? Vakti sana verene vaktin yok. Abi vaktim yok ya namaz kılayım. Vakti verene vaktin yok. Zamanı verene zamanın yok. Ulaşılamıyor diyor telefon. Kim diyor bu? Sekreter. Benim nefsim, sekreterim. Benim adıma konuşuyor. Ya Rabbi, bu adam şu anda kapsam alanın dışında, rahmetinin dışında, şu anda başka şeyle meşgul. Seninle şu anda görüşemez. Daha sonra ara. Diyor. Ondan sonra en sonunda Cenab-ı Hak yakalıyor. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah.
falanca vefat etmiştir. Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Belli değil rahmete mi, zahmete mi belli değil o. Ama ezberden söylüyoruz. Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Allah o kadar aradı ki. En son ulaştı. Ne dediler biliyor musun? Esselatu ve selamu aleyk. Bu telefon kullanılmıyor. Bizim şirketimize böyle kayıtlı bir numara yoktur. Demektir. Esselatu ve selamu aleyk. Böyle bir kayıtlı telefon yoktur. Böyle bir telefon kullanılmıyor. Vefat etti. Biraz tehlikeliydi. Ağır geldi. Ağır. Bak. Esselatu ve selamu aleyk. Bizim telefon şirketinde böyle bir numara kayıtlı değil ve kullanılmıyor. Veya bir başkasına şöyle diyor. Daha önce kayıtlıydı. Şimdi kayıt dışı bu. Ücretini ödemediği için görüşülmeye kapatılmıştır. Görüşmeye ve görüşülmeye kapatılmıştır. Kapatıldı diyor. Hatamallahu ala kulubihim ve ala semi ve ala ibsar ve şahve ve lehum azabun azim. Ondan sonra velet talin abi paket diyor. Kazandıysa abi. Aa. Nasıl bir şey diyor acaba? O aynı hat devam ediyor. Doğa kataliti. Bu sefer telefonla. Şimdi huzur. Şeyi öyle herhalde abi. Başka bir aboneye geçmiş diyor. Boyut. Ha bu olabilir. Başka bizim özel Express aboneliği var. Hani bazı var ya bu. VIP abi. Ne VIP? Evet. Mesela Telekom beni aradı. 15 seneden beri diyor bizim hattımızda olduğunuz için var ya 500 ev telefonu. Ondan sonra hakikaten acayip. Falan hastaneden size bütün check-up hakkı veriyor. Ücret hiçbir şey yok. 15 sene bizi değiştirmediğiniz için. Ne zaman istiyor? Ben böyle bir şey istemiyorum. Allah Allah ilk defa rastladım diyor. Böyle bir şey istemiyorsun. Birkaç gün önce. İstemiyorum. İstemiyorum. Ne yapacağım ya? Ya bir tetkik gerekmiyor mu dedi. Yani böyle yaptırsanız. Ben zaten yaptırıyorum devamlı. Sünnet-i seni hayatım tetkik. Yani kurala göre yaşıyorum. Yatmam belli, kalkmam belli, yemek yiyiş saatim belli. Tamam. Tahattür arkadaşlar, tahattür. Ya şunu bir çevireyim. Onu düşünüyor. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. Hayatın her safhasında Allah oluyor. Ya Resulullah şöyle giyerdi. Resulullah şöyle tuvalete girerdi. Hep Allah oluyor otomatik. Allah hep hakim oluyor. Daha uzandan sonra neyi şaşıracaksın ki? O hatıra bir nevi huzur veriyor. Allah insanı korkutmuyor ki. Peki şöyle diyeyim. Allah deyince korkuyorsan amelini düzelt. Allah diye lezzet alıyorsan ihlasla terakki ediyorsun. İhlaslısın. Allah deyince korku mu geliyor Mesut sana? Elhamdülillah. Amelin iyi. Allah deyince ben niye korkacağım? Hayır, Cumhuriyet Savcısı mı? Tövbe estağfurullah. Cenab-ı Hak cehennem zebani misin? Tövbe estağfurullah. Tövbe yani. Tahayyülü küfür olmadığı için şey yapıyorum. Allah'ım affet yani. Mesela ben Azrail'den hakkında hadis duyduğum zaman, Kur'an şeyleri duyduğum zaman ruhu böyle alıyor falan. Böyle haberler duyunca hemen tak kafamı koparıyorum. Zihnimi tak Allah'ın rahmetine bağlıyorum. Hiç beni almıyor. Hemen koparıyorum fişi oraya takıyorum. Asla bağlamıyorum. Kişilerin yorumuna. Abi hadis var. Daha nice hadis var. Böyle muhadis misiniz siz? Hadis imamı mısınız? Cımbızla yapıp şu hadisi değil. Şu değil. Şunu alıyorsun. Bunu almıyorsun. Ya imam, mezhep imamlarına itimat edeceksin. Ne diyorlarsa o. Risale-i Nur ne diyorsa öyle. Çünkü asıl imamıdır. Burada ne kadar tehdit varsa o kadar tehdit yapacaksın. Ne kadar ümit varsa o kadar ümit yapacaksın. Ruhları cesetten şöyle alınacak. Tamam. Kimin ama?
çıplak hadisi alıyor. Kafire söylenen hadisi Müslümana hitap ediyorsun camide. E Müslüman ne anlar o dinleyen adam, o ki muhatap kafir idi bu hadiste? Kılı yağdan çıkar gibi de var, hırtlağından dikenli ağacı sökmek gibi de var. Sen tefrik etmeden bunlara hayra, namaza teşvik edeceğim diye paldır küldür sanki hadis imamı mısın? Alıyorsun iki tane üç tane hadisi cumada sağlıyorsun kime denk gelirse. Bu da din yani. Ya Risale-i Nur olmasa muvazene. Onun için diyorum ya, hayatımda en çok sevdiğim kelime muvazene. Mustakim, istikametli olmak. Kim diyor arkadaş, kim yorumluyor bunu? Resulullah diyor da kim yorumluyor? Allah Resulü 23 senedeki sözlerini tümüyle bakılır. Bütünlük içinde. İmam Azam bir hadise bakarken diğer hadisleri de nazara almış. Bir ayete bakarken bütün ayetler nazarıyla bir ayete bakıyor. Bir hadis-i şerife bakarken bütün hadis dünyasına göre bakıyor. Sen neyle bakıyorsun? Mealen bakıyorsun. Ondan sonra din oluyor. Moralin bozuksa insanları tehdit ediyorsun kürsüden. Hanımınla aran iyiyse insanlara cenneti peşkeş çekiyorsun. Hangisi din? Olma, hiçbirisi din değil. Haletini dinlet. Hali kendi haletine göre ifade etmiş. Haleti bozuksa, gadapsa veya mizacı sert bir adamsa, Karadenizli bir hoca ise artık bunun önüne dozer gibi kimse kalmasın kardeş. Artık nefret ettiriyor da dinden ya. Kardeş okusana ya. Risale'den oku işte. Bu neyse bu. Bak ne güzel anlatıyor. Diyor ki o tatur ise, yani ayakkabıyı böyle giyerdi Resulullah, hemen Allah hatıra geliyor. Şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. Cenab-ı Hakk'ı hatıra getirmek de huzur veriyor. Huzur demek ruhta inşirah. İnşirah veriyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirebilir. Huzur olur devamlı hayatı. Devamlı rahat olur. İnsan huzur. Çünkü niye? Resulullah böyle yerdi. E daha ne korkuyorsun? Resulullah böyle içerdi. Peygamber aleyhisselam şöyle yatardı. Şöyle giyinirdi. E namazda kılıyorsun, tamam. Ne acayip bir şey ya. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan, ehli veraset-i nübüvvet olan sahabe ve selef-i salihin caddesidir. Yani bu velayet, tarikatta vilayet. Yani şaşırmayın, tasavvuf kitaplarında vilayet diye geçer. Osmanlıcadan çevirmişler. Velayettir. Velayet. Dolayısıyla velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvet yolu. Sahabe ve selef-i salihin caddesi budur. Yani Peygamber Aleyhisselam ve sahabesinin caddesi bu. İşte ona uygun yaşadın mı adamda huzur olur. Huzurdan çıkmıyorsun ki, sen de korku az. Korku aklidir. Haf kalbidir. Müslümanlarda, kamil insanlarda haf vardır. Korku yoktur. Öyle dedi ya. Onlarda korku yoktur. Hüzün de yoktur. Manası değişiyor mu kadar? Değişiyor. Allah Allah. Ben aynı zannediyorum. Yok. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Taklidi imandan tahkik imana geçmek için Risale-i Nur okuyoruz ya, inkişaf etmesi için. Siz de az önce dediniz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat değil de taklidi. Onun taklidi o zaman tahkiki imana mı değer abi? Yani oraya taşıyor seni. Oraya mı taşıyor inşallah? İkinci nokta, velayet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası ihlastır. Birincisi neydi? Velayet yolları için en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini sünnet-i seni itibardır. Bunu okuduk. Yarım saat bunu anlattım. Bir daha okuyayım cümleyi. Velayet yolları içinde bir, en güzeli, iki, en müstakimi, üç, en parlağı, dört, en zengini. Nedir? Sünnet-i sünnet-i seni itibardır. Sünnet-i seni itibardır. Şimdi ikinci nokta,
Ne kadar oldu? Tamam. İkinci noktaya geçmeyelim. Ben burada şey yapayım. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.